Tamamdır. Ben kendimi tanıtayım ve aynı zamanda temsil etmeyi tanıtayım. Ben Şule. Şu anda Nal Esin, Nal Etkileşim Süreçlerinin temsilen buradayım. Aynı zamanda Nal Esin Başkanlığı'nı da yürütüyorum. Kendim de nörobilimle aslında o kadar ilgilenmiyorum ama hukuk okumak istiyorum. Ama aynı zamanda psikolojiyle, bilimle ve nörobilimle de üzerine de okumalar yapmaya çalışıyor ve bu konuyla da ilgileniyorum. Dolayısıyla o yüzden buradayım. Biz de Nal S olarak etkileşim söyleşi olarak Nezihe Zandoğlu Lisesi'nde seçmenin ve konuklarla birlikte gelmenin ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Ve okulumuzdaki işte dramadan felsefeye, sinemadan fotoğrafa, bilime kadar birçok atölye ve kulüplerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da söyleşiler gerçekleşiyor. Sizin gibi uzman bunlarla bir araya geliyoruz bu şekilde. Güzel, ne güzel bir lise etkinliği olarak. Dilara. Ben de kendimi tanıtayım. Ben Dilara. Burada Nal Bilim temsilen katıldım. Aslında ben zaten biyoloji okuyacağım için şu an gerçekten çok heyecanlıyım bu söyleşi için. Ve Nal Bilim'den bahsedecek olursam, Nal Bilim olarak biz 7 alandan ve 7 ayrı ekipten oluşuyoruz. Psikoloji, tarih, fizik, kimya gibi. Öğrencilerimizle çalıştaylar ve uzman kişilerle işler gerçekleştirerek kendimizi geliştiriyoruz ve bir yandan da bu yaptıklarımızı sosyal medyada paylaşıyoruz. Bana nasıl ulaşmıştınız onu da unuttum. Biz size Rıza Bey aracılığıyla, Rıza Turar aracılığıyla Doğru, Rıza'yla. Doğru, tamam pekala şimdi hatırladım. Bu şekilde söyle sizden de kaydı başlattık ama izin de almış olalım. YouTube'a yüklenmesinin herhangi bir sakıncası olur mu? Hiçbir sakınca söylemez. Tamamdır. O zaman atölyeleri de tanıtırken bir mikrofon uyarısında bulunacağım. Sesler karışmaması adına söyleşi bölümü mikrofonunuz kapalı olursa çok sevinirim. Bir de chat kısmı da açık olacak. Biz kendimizi tanıtmışken biraz daha izleyicilerin de tanıması adına size kendinizden bahsederseniz çok seviniriz. Neler yapıyorsunuz gibi. Peki, ben nöroloğum. Bütün ömrümü İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji ana bilim dalında geçirdim diyebilirim. İstanbul Tıp Fakültesi'ne 1977 yılında girdim. 83'te mezun oldum. 2 yıl kadar mecburi hizmet yaptım. Mecburi hizmet denilen bela bizim yıllarımızda çıktıydı. 81 mezunları ilk mecburi hizmeti yaptılar. 83 mezunları 3. yılız dolayısıyla aradan kaç 40 küsur yıl mı geçti hala sürüyor bu iş. Ama halenki karımla mecburi hizmet motivasyonuyla hemen evlendik. Evli çiftler o zamanlar daha kolay, daha iyi kuralar çekiyorlardı. Nitekim karım da şanslıdır. Bandırma'yı çekti. Bandırma gibi çok yakın bir yerde yaptık mecbur hizmetimizi. Dolayısıyla benim özel bir şikayetim yok onda. Ama sadece bu mecbur hizmet 2 yıllık bir aradır. İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki 1977'de başlayan ve daha sonra işte şimdiki döneme kadar süren. Peki, mecbur hizmet bitti. 86 Ocağı'nda nöroloji şu anda çalıştığım klinikte yaptım. Devamla 1991 oldu. Uzman oldum. O arada birazcık bir Amerika maceram oldu. İnsanların yaşayan kahramanları olması çok nadirdir. Genellikle çoktan göçmüşlerdir kahramanlar. Benim kahramanım hala yaşıyor. Uzun ömürler diliyorum ona. Profesör Marcel Mesulam. O sırada Harvard'da idi, Beth Israel'de. Şimdi Northwestern'da, Chicago'da. Marcel Mesulam aslında bir Türkiye'lidir. Ne kadarınız, kaç kişi aranızda bilir bilmiyorum. Bir Türkiye'li Yahudidir kendisi. Robert Kolej mezunudur üstelik. Robert Kolej'i bitirir.
Harvard'da tıp okumaya gider. Amerika'da çok nadirdir bu. Hani benim hikayem Türkiye için daha sıradan bir hikaye belki. Tıp öğrencisi olarak mezun olunan fakültede aynı zamanda hoca olmak Amerika'da son derece nadirdir bu. Marcel Mesulam ama işte bir Türkiye kökenlinin sebatını gösterip tıp okuduğu üniversitede, ki bu Harvard Üniversitesi düşünün, full profesörlüğe kadar yükselir, ki son derece nadirdir Harvard Tıp Fakültesi'nde full profesör bulmak. En önemli akademisyenler olsa olsa asosiye profesörlüğe kadar yükselirler. Marcel Mesulam bana davranış nörolojisini öğretti. Ben bir davranış nöroloğuyum. Yani beyin hasarlarının yarattığı zihinsel bozukluklarla uğraşıyorum. Peki bu kadar hikaye yeter mi? Bir zamandır da 2000'li yıllardan beri de bu memleketin en yarışmacı nörobilim doktora programını bir multidisipliner ekip olarak arkadaşlarımla, özellikle Profesör Tamer Demirat'la birlikte yürütüyorum. Tavsiye ederim. Tamer Demirat'tan da bir randevu alın, onu da işitin. Dolayısıyla klinik dışındaki temel ilgi alanımda kognitif nöro görüntüleme diyeyim size. Tamer Demirat sayesinde ve onun ekibi sayesinde. Peki, hadi bu kadar yetsin. Mi? Teşekkür ederiz. İlk şununla başlamak istiyoruz. Aslında nörobilimi çok duyuyoruz bence ama o kadar da herkes hakim değil temel ihtiyaçlarından ve nörobilimin nelerle alakalı. Bu yüzden ilk başta nörobilimi biraz açıklamanızı, işte alt dallarını, hangi alanlarla ilgili açıklamanızı istiyorum. Bu sorunun diğer ayağında da bence sürekli bir nöro kelimesinin bir yerlere geldiğini işitmeye başladı. Bu popüler olmaya başladı. İşte nöropsikoloji olsun, nöropazarlama olsun, nöromarketing olsun. Nörobilimi bu son zamanlarda bu kadar önemli yapan şey sizce ne? Ve gerçekten önemli mi? Yani nörobilim bilmeyenler sınıfta kalacak mı örneğin? Güzel soru. Peki. Nörobilim aslına bakarsanız geçen yüzyılın ikinci yarısında daha bir formel olarak kurulmuş bir multidisipliner, interdisipliner bir alan çocuklar. Birçok alt dalı var. Ben örneğin bir kognitif nörobilimciyim. Ama sürdürdüğümüz doktora programında sistemler nörobilimi denilen bir alt disiplin de var. Ya da temel nörobilim diye bir disiplin de var. Ama kabaca gözünüzde şey canlandırmaya çalışın. Bir ıslak laboratuvar denilen bir araştırma alanı vardır. Değil mi? Bilim dünyasında wet lab denilen şey. Ne yapar bu insanlar? Alırlar deney hayvanlarıyla. Özellikle de sıçanlarla oynarlar. Böylelikle de beyindeki temel örneğin nörokimyasal ilişkileri çözümlemeye çalışırlar. Belli bir nörotransmitter nasıl hedefine ulaşmaktadır mesela. Biz ise zihinsel bozukluklar ve zihinsel işlevlerin normal kişilerde beyindeki organizasyonuyla uğraşıyoruz, kognitif nörobilimciler olarak. Yine geçen yüzyılın belki de son 10 yılına kadar bir tek hasta beyinlerde bunu görmek mümkün oluyordu. Öyle ya, ben bir klinisyenim, temel çalışma alanım hastalar. O zaman benim özel bir imtiyazım vardı tabii ki. Ben sağlıyordum alana, ya da benim gibiler. Marcel Mesulam da bir klinik nörolog. Ve de özellikle de bilgisayarlı tomografi gibi, daha sonra manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri
devreye girmeden önce bekliyorduk ki, yaşım benim o kadarını tutmadı tabii ki, benden önceki kuşaklar bekliyordu ki hastalar ölsünler, otopsiye gelsinler, yaşamları boyunca kaydedilmiş olan, dokümante edilmiş olan zihinsel bozukluklarla otopside görülen beyin hasarı arasında bir ilişki kurulsun ve bir negatif çıkarım yapılsın. Bunları kaybettiklerine göre bu beyin dokusu kaybı bununla ilişkilidir gibi bir akıl yürütmeye yapıldı. Düşünün, bilgisayarlı tomografi ne kadar devrimci bir buluş oldu. 1980'lerin ortalarıdır. İlk kez yaşayan hasta bireylerde görüntüleme yapılabildi. Manyetik rezonansla bu rezolüsyon son derece arttı ve hassasiyet son derece arttı. Bilgisayar tomografinin erken dönemi çamur gibi bir takım fotoğraflardı diye düşünün. Ve nihayet 1990'lardan itibaren aslında düşünün ki artık hastalarda değil, normal bireylerde fonksiyonel nöro görüntüleme denilen yöntem devreye girdi. Yani bireyler, sizlerin herhangi biri olabilir, bu scanner'ın içine, manyetik rezonansın içine sokulup bir ödev verildi. O ödev sırasında artan beyin aktiviteniz, sizin topografyası, coğrafyası, söz konusu ödev her neyse, bir dilsel ödevse o dil görevinin beyindeki temsili olarak ifade edildi. Yani kognitif nörobilimin başlangıcı budur diye düşünebilirsiniz. Şimdi çok daha işte, konuşmanın ileri zamanı olursa ifade ederim size. Şimdi çok daha sofistike paradigmalarla çalışıyoruz tabii. Sorunun ikinci bölümü şeydi değil mi? Şöyle, bu nöro nereden çıktı? Evet, önemiyle alakalı. Yani bu nöro epey önce çıktı ve aklı olarak çıktı. Mesela nöropatoloji. Dedim ya size. Yaşayan bir hastadaki beyin hasarı sonrasındaki görülen davranış değişikliklerini anlamak için iyi bir nöropatolog olmak lazım. Nitekim erken nörologların 1800'lü yıllar, erken 1900'lü yıllar, hani Alzheimer'i duydunuz hepiniz, Alzheimer hastalığı dolayısıyla. Alois Alzheimer 1906 yılında ilk hastasını bildirdi. O sayede Alzheimer hastalığı diye bir şey biliyoruz. Alois Alzheimer hem bir nörologtu hem bir nöropatologtu. Yani hastaları ölünce otopsilerini kendisi yapardı. Yani erken nörologların çoğu böyledir. Dolayısıyla nöropatoloji aslında prefiksini hak eden bir nöro. Peki nöropsikoloji dedin. Nöropsikoloji de prefiksini fazlasıyla hak eden bir nöro. Çünkü yine 1950'lerden itibaren bu yaşayan bireylerdeki zihinsel değişiklikleri ölçüp biçme ihtiyacı doğdu. İkinci Dünya Savaşı yeni bitmişti belki daha. Hani kurşunla yaralanmalar, şunlar bunlar, daha demansa henüz daha o kadar alışık olunmayan yıllar. Dolayısıyla psikolojinin altında bir özel bir disiplinin ortaya çıkması, tamamen kognitif değişikliklerle uğraşan bir disiplinin ortaya çıkması elzem oldu. Buna da nöropsikoloji dendi. Fakat sorunun geri kalan kısmı, nöromarketing, nöropazarlama, whatever it is. Hiçbir zaman öğrenmeye gayret etmedim doğrusunu istersen. Ama kafamdakini söyleyeceğim. Yeni yeni nöro her şeyin başına konur oldu. Düşün ki işte nörosanat, nöromüzikoloji. Benim çok sevgili dostlarımdan biri Muzaffer Çorlu şu anda Belçika'da Gent Üniversitesi'nde dünyanın ilk, ya da ne bileyim ben, belki de ilk demeyelim hadi de, bir ilk iki düzine nöromüzikoloğundan bir tanesidir kendisi. Bence onu da dinlemenizde fayda var. Pazartesileri saat 11'de Açık Radyo'da programı da vardır. Onu dinleyerek başlayın bence. Davet eder misiniz diye. Muzaffer hem bir
çok iyi bir klasik gitaristtir meslekten. Çok iyi bir psikologtur. Bir de neuroscience doktorasının nöromüzikoloji alanında yaptı. Şu anda dünyanın sayılı nöromüzikologlarından bir tanesi. Ben de onun jürisinde olma onurunu taşımıştım zamanında. Nöromimari. Nörohukuk. Evet, olabilecek her türlü insan bilimleri ya da sanat alanlarının başına bir nöro prefiksi eklenme şıklıktan oldu artık. Bunların bazısı oturuyor, bazısı biraz iğreti kaçıyor. Bence nöro pazarlamada olduğu gibi. Bunun nedeni ne olsa gerek dedin. Bence mesela mimaride bunu daha biraz anlamaya gayret ediyorum. Öyle bir şehir planlaması yapalım ki bu şehir planlaması beyindeki geniş boyutlu nöral ağların düzeneğine benzesin. Efektif ve işlevsel birbirleriyle ilişki kuran caddeler oluşturalım. Nöral ağlar deyince bir matematik referansımız da var tabii ki. Matematikte de graf teorisiyle işte köşeler ya da vertexler ve bunları birbirine bağlayan edge'ler ya da kenarlar diye düşünün. Bu ağları o şekilde ifade etmek mümkün. Yani şimdi gözünüzde canlandırın. Bir şehri öyle düzenleyelim ki işte karman çorman bir takım sokak ve caddelerden oluşmasın da insanların ve araçların birbirleriyle mümkün olan optimum bir şekilde buradaki fiili bulmakta güçlük çekiyorum. Görüşmek ve konuşmak mı diyelim, ulaşmak mı diyelim? Ama bir düzeneği olsun bu şehrin. Nörohukuk. Hadi hep beraber düşünelim. Nörohukuk ne olabilir? Yine tanıdığım hukukçular içinde bu meseleye kafa yoran sevgili dostlar var. Hatta yeni yeni işte Türkiye'de de böyle bir nasıl diyeyim size sempozyum düzenleniyor. Profesör Ozan Erözden'in üniversitesini hatırlamaya çalışıyorum. Diyorum ya size, kolay unutuyorum artık. Ozan mesela kendisini bir nöro hukukçu olarak tarif ediyor. Ve de ikinci ulusal sempozyumu da düzenledi. Ozan'ı da dinlemenizi tavsiye ederim. Ozan Erözden bir kenara yazın. Ozan'a göre nöro hukuk klasik hukukun tarif ettiği faruk ve müeyyiz bireyden farklı bir birey. Öyle ki eylemleri her zaman özgür iradenin sonucu değil. Çünkü nörobilimin yeni verileri insan bireyinin tüm eylemlerinin özgür iradesi sonrası olmadığını söylüyor. Oysa Fransız devriminde kurulan modern hukuk insan öznesini ya da insan bireyini faruk ve mümeyyiz olarak addediyor. Bütün eylemlerinin gerisinde bir özgür irade olduğunu addediyor ve ona göre işte hukuki sistemini düzenliyor. Yani peki nöro öneki evet, giderek artan bir moda. Bu önek bazı son eklere yakışıyor, bazılarında ise iğreti duruyor diyeyim size.
Tamam. Oldu mu bu? Evet, bize çok güzel bir cevap oldu. Teşekkür ederiz. Mero hukuka değinmemiz de çok güzel oldu. Başka bir kısımda da şunu da merak ediyoruz. Beynimiz tek bir oluşumdan ibaret değil. Yani belli kısımları var. İşte alt, orta ve üst olarak ayrılıyor. Bu kısımlar tam olarak hangi işlevlere sahip ve temel fonksiyonları neler? Bunu merak ediyoruz. Anlatırsanız çok seviniriz. Peki hadi madem bunu birey olarak sen sordun Şule, senin adına herkes için cevap vereyim. Bence böyle düşünmeyin. Bu çok modası geçmiş bir düşünce biçimi. Üst, orta ve alt. Bu 1800'lerde ünlü İngiliz, o zamanın nörobilimcisi, 1800'lerde diyorum, Hughling Jackson'ın düşünce biçimi. Yani beyin hiyerarşik olarak organizedir. Dolayısıyla omurilikten ne kadar beynin korteksine yaklaşırsak o kadar daha komplike bir işlevselliğe yaklaşırız. Hani bir önceki soruyla bağlantılı olarak öyle ya, herkes niye isminin başına bir nöro koymaya çalışıyor? Beyindeki ağ yapısını taklit etme gayreti bu. Beyindeki ağ yapısı da Jackson'ın zamanında düşündüğü gibi hiyerarşik bir şey değil. Yani korteksin, beyin kabuğunun hiç de imtiyazlı bir işlevi yok. Örneğin senin orta dediğin beynin derinliklerindeki çekirdeklerden, örneğin striatumdan, örneğin talamustan daha imtiyazlı bir iş yapmıyor. Daha komplike bir iş yapmıyor. Ama şöyle düşünelim. Omurilik bittiğinde beyin sapı başlıyor. Beyin sapı uyanıklığımızı sağlayan çekirdekleri içeriyor. Ki düşünün ki aslında beyni etkileyen bütün farmakolojik ajanlar, bütün ilaçlar aslında bu beyin sapındaki çekirdekleri bir biçimde etkiliyorlar. Kulaklarınız buna ne kadar aşina bilmiyorum. Agonizma ve antagonizma. Bu ilaçların bir bölümü agonistik ilaçlardır. Yani beyin sapındaki çekirdeklerden salgılanan bu nörokimyasal maddelere. Düşünün ki bu dopamin olabilir, serotonin olabilir, noradrenalin olabilir, asetilkolin olabilir. Bunlarla benzer etkiler yaparlar ya da etkilerini artırırlar ya da antagonistik davranırlar. Bunlar ne yapıyorsa bunun tersi işler yaparlar. Hatta geçen yüzyılın ortalarının psikiyatrisi, biyolojik psikiyatrisi denilen şey, neredeyse bütün kompleks psikiyatrik hastalıkları bu beyin sapı çekirdeklerinden salgılanan nörokimyasal maddelerin fazla ya da az çalışmasına indirger. Depresyon bu mantığa göre bu maddeler az çalışıyordur. O zaman depresyonu tedavi etmek için noradrenaline, serotonine agonistik olacak ilaçlar vermeliyiz. Bu kimyayı arttırmalıyız. Şizofreni dopaminin fazla olması dolayısıyla olan bir hastalıktır. Öyleyse dopamini antagonize etmeliyiz ki şizofreniyi tedavi edelim. Tabii ki işte modern perspektifle bunlar epeyce primitif, epeyce indirgemeci bakışlar. Ama diğer yandan da bakarsanız o söz konusu paradigmanın doğurduğu farmakolojik tedavi neredeyse günümüzde de hala esas olarak kalmaktadır. Ama şöyle düşünün. Bu senin alt dediğin şuure o zaman uyanıklığı sağlasın. Yani bu sayede uyanıklık ve bir uyarana optimum dikkati sağlayacak tonus için gerekli sistemler olsun bu beyin sapı yapılarında. Ama orta ve üst dediğin şey aslında bir ağ. Bunlar geniş boyutlu ağlar. Mesela şöyle kavramaya çalışın. Şempanzede böyle değil ama insanda bu ağlar lateralize. Mesela sol hemisferimiz bütünüyle neredeyse dille uğraşıyor. Bu dille uğraşan sol hemisferimizin önünden arkasına bütün beyin kabuğu yapıları ve ortada dediğin o
çekirdek yapıları bir ağ oluşturuyorlar. Buna karşılık sağ hemisferimiz mekana dikkati yönlendirmekle uğraşıyor. Çok benziyor dil ağına. Belki günün birinde ayrıntılarını konuşuruz. Öyle bir daha derinde limbik sistem denilen bir yerde öyle bir iki yanlı bu kez simetrik bir ağımız var ki bu bizim işte otobiyografik belleğimiz. Eğer yeni bir şey öğreneceksek o ağ sayesinde öğreniyoruz. Orada da hem beyin kabuğu yapıları var hem de ortadaki çekirdek yapıları var ve tamamen üstelik demokratik bir şekilde eşit bir işlevsellik gösteriyorlar. Galiba bu ağ yapısının kavranmasıdır ki bir önceki soruyla bitişik. Bütün diğer alanlara, insan bilimlerine illaki başımıza bir nöro lafı koyarsak daha şık laf etmiş oluruz düşüncesini de aktaran şey zaten. Oldu mu? Evet, teşekkür ederiz. Şimdi ben bu işin uzmanı değilim tabii ki ve sadece bir araştırmacı okuyucu olduğum için de bu soruda söylemiş olduğum veriler de yanlış olabilir ki öyleyse yine düzeltirseniz çok seviniriz. Beynin evrimiyle ilgili bir soru aslında. Evrimsel süreçte belli bir döneme kadar insan beyninin çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Yani o 400 santimetre küpten 1500 santimetre küplere kadar çıktığında ancak son 20-30 bin yıl içerisinde ise o 1500 santimetre küpten 1350'ye kadar düştüğünü görüyoruz. Bu noktada da beynin evriminin nasıl oluştuğunu çok merak ediyorum. Ve yine bir diğer ayakta da şunu da sormak istiyorum. İnsan beyni küçülmeye devam edecek mi? Bu küçülme devam edecek mi her zaman? Yüksek spekülatif bir cevabı olan bir soru. Güzel bir soru ama. Yani şöyle düşün. Homo sapiens'te primatların çoğunda da kadın beyni erkek beyninden daha küçük. Sen kendi beyninin benim beynimden küçük olarak benden daha akılsız olduğunu düşünüyor musun mesela? Ne kadar büyük o kadar iyi değil. Peki tamam primatlar içinde büyük beyinli, en büyük beyinli tür olan Homo sapiens şempanzelere göre şempanzelerin tasavvur bile edemeyeceği bir işte kültür kurduğu, kültürel olarak evrilmeye başladı, biyolojik evrimini terk edip. Bu gezegen için iyi bir şey mi yaptı? Ne dersiniz? Kuşku götürür. Şempanzelerin bu gezegene hiçbir zararları yok. Afrika'nın bir köşesinde bir kenarda sıkışıp kalmış durumdalar. Neredeyse %99 genetik homoloji taşıdığımız en yakın akrabalarımız. Oysa ki Homo sapiens büyük beyni sayesinde gezegenin jeolojik tarihini değiştirip bir antroposen diye bir şey yarattı. Yani iklim değişikliği belki de hani sizleri değil ama sizlerin torunlarının olup olamayacağını kuşku götürür hale getirdi. Yani bu soruyu sorduğuna göre aslında cevaplarına yönelik de okumalar da yapmışındır diye düşünüyorum. Çoğunuz da hangini seçtiyseniz yapmışsınızdır. Aslında o cevaplar içinde benim de tercihlerim var tabii ki. Şöyle düşünelim. Hani ne zamandan başlıyor bu küçülme? Son buzul çağından itibaren. Şey düşünülebilir elbette. Buzul çağında yani daha zorlu iklim koşullarında daha güçlü bedenler, daha var kalırlar. Büyük bedenlerde büyük beyinlerin olması da beklenir. Primatlarda bu illaki her zaman şey değil tabii, koskoca gorilin beyninin iki misli bir beyni var Homo sapiens'in neredeyse. Ama yine yani bu klişe genel olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla iklim koşulları daha makul hale geldiğinde de büyük beden ve büyük beyin
o kadar ihtiyaç olmayabilir. Hani bir de şeyi düşünün. Yahu beyin büyüyecek nereye kadar? Yani hani kranyum ne kadar daha gelişebilir? Kafatası daha ne kadar gelişebilir? Kafatasının çünkü ananın doğum kanallarına sığması gibi bir problemi var. Öyle ya. Hani sonuçta normal doğum doğum kanalları aracılığıyla olacak. Kafatası ila nihayet büyüyemez. Senin beyin küçülüyor dediğin şey aslında kranyum içi, kafatası içi volümün küçülmesi. Bu problemi çözmek için biyolojik evrim kıvrımların artması gibi bir cevap vermiş idi zaten. Yani girifikasyon, sulkifikasyon denilen şey. Bir sulkus ne kadar derinleşirse kafatası genişleme gerekmeksizin pekala o kompütasyonel alan gelişebilir. Mesela şeyi primer vizüel kortekse bakın. Şempanzede ve Homo sapiens'te kalkarim fissür ki Homo sapiens'te bunun iki yakasına oluşmuştur. İncecik bir bant gibi görülür dışarıdan ama kalkarim fissür o kadar geniş derine doğru iner ki aslında primer vizüel korteks bu gezegendeki hiçbir türde olmayacak kadar geniş bir yüz ölçümüne sahip olur. Hani diğer bana çekici gelen açıklama ne? Evcilleşme. Hani güzel bir laf var orada. Survival of the friendliest. Öyle ya, survival of the fittest. Bir fonolojik bir analoji kuruluyor burada. En dost olanın sağ kalması. Öyle ya. Hani çok kavgacı bir psikopatsanız çok şey öğrenmeniz gerekebilir. Ama pekala iyi işbirliği kurabilip iyi networkler, iyi ağlar dostlarınızla, yoldaşlarınızla kurabiliyorsanız pekala kalabalık bir grup olarak tek başınıza sahip olmadığınız eksiklikleri kompanse edip o dev gibi adamın avantajlarını pekala dezavantaja çevirebilirsiniz. Hani bunun içinde söylenen bilimsel ipuçları nedir? Evcilleştirilmiş hayvanlarla vahşi doğadaki hayvanların kafataslarını kıyaslama sahiden evcilleştirilmiş hayvanlarda anladığım kadarıyla kafatası volümleri daha küçük çünkü daha büyümesi gerekmiyor. Başka ne diyelim? İnsan tipi kompleks sosyal organizasyonlarda artık her şeyi beynimize kazımamız gerekmiyor. Pekala bunu yazının keşfinden de itibaren bir takım arşivlerde saklamak mümkün artık. Ha, yani her şeyi beyne yüklüyor olmak, yani nöroplastik öğrenme zorunluluğu ille de beyin volümünü arttırır mı? Buna evet diyen çalışmalar da var, hayır diyen çalışmalar da var. Ama doğrusunu istersen ben insan beyni küçülüyor da ürkmüyorum. İnsan kafatası aynı zamanda feminize oluyor. Biliyor musun? Yani daha çok iki türünde kafatası aynı söylediğin zaman bilimi, zaman dilimi içinde daha fazla kadınsılaşıyor. Bu daha fazla kadınsılaşma, yani son 15-20 bin yıllık fosil kayıtlarında kafataslarının daha fazla kadınsılaşması yine benim ruhuma iyi gelen bir şekilde yorumlanıyor. Homo sapiens daha az saldırgan oluyor. Hani şimdi günümüz tarihinde özellikle bu neoliberal kapitalist dönemde buna inanır mısınız bilmiyorum ama yani en azından geleceğe yönelik iyimser bir çıkarım denilebilir bu progresif feminizasyon. Bu oldu mu? Umut ederiz ki öyle olur. Feminize olmaya devam eder gibi.
Şimdi bir diğer kısımda da sürekli şey görüyoruz. Yani siz de mutlaka söylüyorsunuzdur. Ben de söylüyorum. Dilara da söylüyorum. İşte bugün kafamı çalmıyor. Beynim çalışmıyor. Ve bunu söylemek de aslında çok normal. İlk başta fiziksel kısımlarından bahsetmiştik. Beyni biraz anlamaya çalıştık. Bu noktada da şunu merak ediyorum. Beynimiz gerçekten yoruluyor mu? Yani o kısımlara, işlevlerine daha fazla yormak başladığımızda ve fazla yüklendiğimizde bu çeşit bir yoruma gözleniyor mu? Ve bunun bir diğer kısmında da insan bilimle ilgili her zaman şunu merak ediyorlar. Beynimizin bir kapasitesi var mı? Bu yorulma ve kapasite olayını birlikte ele alırsanız çok seviniriz. Yani yorulma burada bir metafor muhtemelen. Yani yorulma öyle, kaslarımız yorulur. Hani metabolik aktivite giderek giderek anaerobik bir aktivite doğru yönelmek zorunda kalır. Hatta hani yatkın bireylerde buradan kas yıkımı bile başlayabilir. Hani çok çok uzun yürüdüğünüz zamanları düşünün. Trekkinglerinizi ya da çok koştuğunuz zamanları yorulursunuz canım. Ve de kas çok fazla yorulma bir gerçek anlamda bir çizgili kas yıkımına da neden olabilir. Bu aerobik, anaerobik glikolizasyonla ilgili bir şey biyokimyada. Beyin yorulur mu? Beynin yorulması, çizgili kasın yorulması gibi değil tabii. Bu bir metafor. Konsantre olamadığın zamanı yorulmak olarak ifade edersin genellikle. Konsantre olmak ne demek? İşte tam da o beyin sapındaki o nörokimyasal sistemlerin beyin kabuğuyla olan ilişkilerin optimum olması demek. Bu optimum olduğu koşullarda hani verili bir anda uyanık halimizde binlerce uyaran bombardımanı altındayız. Oysa ki motivasyonel olarak bu uyaranların %99'u bizi ilgilendirmiyor. Motivasyonumuz bu uyaranlar içinde bizimle en ilgili olanı seçip onun üzerine çalışmamızı gerektiriyor. Geri kalanını inhibe edebilmeliyiz. İşte çevrede olup bitenin %90'ını baskılayabilmek aslında ciddi bir yetenek. Frontal lobların yeteneklerinden bir tanesi. Mesela nöropsikolojinin ölçebileceği bir kognitif yetenek bu. Eğer işte bu baskılama gücümüz ortadan kalkar ve bu uyaranlar delik deşik olmuş olan dikkat sistemimizi sürekli bombardıman altında tutarlarsa işte o zaman muhtemelen diyoruz beynimiz çok yoruldu. O zaman uyusak iyi olur. Şeyi düşün. Öyle ya. Bu başımıza bazen gelebilir günlük hayatımızda. Çok çalıştığımızda. Çok çalışıp uykusuz geceler geçirdiğimizde. Ama bazen gelişimsel olarak da pekala ortaya çıkar. Hani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ergenleri düşünün. Bu durum bazen neyse ki daha seyrek olarak erişkinliğe kadar varabilir. Bu insanlar her daim çok yorgundurlar. Çünkü uyaranı bir türlü, o uygunsuz uyaranları bir türlü baskılayamıyorlardır. Sürekli bir uyaran bombardımanı altındadırlar. İşte o zaman ne yapmak lazım? Bu işle ilgili hekimler öyle bir nörokimyasal manipülasyon yaparlar ki bir takım ilaçlarla söz konusu uygunsuz uyaranı inhibe edip uygun uyaranı amplifiye edecek bir takım ilaçlar kullanmaya çalışırlar. Oldu mu? Olmadığı zaman şurası olmadı diyebilirsiniz. Öyle düşünün. Şeyi cevaplayamadınız ama hocam. Beynin bir kapasitesi var mı noktası? Çünkü eminim merak eden birçok... Tabii. İşte onun için soruyorum. Olmadığı zaman olmadı deyin bana. Alınmam yani. Pekala, elbette ki beyin. Yani nöropsikoloji dediğimiz şey, düşünün çocuklar, bir ortalamaya çalışır.
Ortalamaya göre çalışır. Yani alır mesela bir bellek testini 100 tane 20 ila 25 yaşındaki arasındaki gönüllü katılımcıya verir. İster istemez bu 100 kişinin 20 kişisi o kadar iyidir ki onlara ezberletmeye çalışılan 16 kelimeyi daha ikinci denemede öğrenir. Bunların 10 tanesi o kadar kötüdür ki 10 deneme gerekir bu 16 kelimeyi öğretmek için. Ama geri kalan %80'i 4-5 denemede öğrenir. Dolayısıyla tabii ki beynin bir kapasitesi var ama bu normatif varyasyon arasında değişen bir kapasite bu. Dolayısıyla standart sapmalardan söz etmek gerekir büyük popülasyonlarda. Yani benim kapasitemle senin kapasiten aynı değil elbette. Bu hani ne bileyim ben bir bize hiçbir şey dokunmadı. Bir haftadır son derecede dinlenmiş durumdayız. Tatilimizi yaptık, döndük. Aynı kognitif yük yüklendi. Bu açıdan da farklı olabiliriz. Ama günlük hayatımızın birbirinden çok farklı olmasıyla da olabilir elbette. Yani şimdi düşünün sağlık çalışanları özellikle de COVID'le ön cephede uğraşmak durumunda olan sağlık çalışanlarını düşünün. Yani ne yapsın bu insanlar? Yani tabii ki kapasiteleri son derece kırılgan. Ben bir nörolog olarak cephe gerisindeyim ve ön cephede savaşan meslektaşlarıma göre kendimi çok rahat hissediyorum. Neredeyse bir yılı aşkın bir süredir çok daha az pratik efor harcıyorum. Neredeyse odama oturup sürekli birikmiş okuma yazma işlemlerimi yapıyorum. Neredeyse iyi ki COVID olmuş da bakın bu sayede 15-20 yayın daha fazla çıkarabildim diyeceğim vicdanıma sığsa. Onun için buradaki görelilikleri düşünmeliyiz hep beraber. Şimdi oldu mu? Buna sonraki kısmı Dilara yönelik. Peki Dilara, buyur. Hocam cevaplarınız için çok teşekkürler. Şimdiki sorumuz stresle alakalı. Stres her ne kadar günlük hayatımızda oldukça önemli bir yer kaplasa da fazla strese ve uzun süre strese maruz kalmak kortizolumuzun fazla salgılanmasını sağlar ve bu da bizim nöronlarımızı öldürmektedir. Peki sorumuz şu, iletişimi sağlayan bir iletken gibi çalışan kortizolun fazla salgılanması neden nöronlar arası iletişimi güçlendirmek yerine zarar vermektedir? Farklı etmenler var mıdır? Yani güzel soru fakat basit cevap. Şimdi kortizol günlük düzeyi böyle bir sürekli aynı olmayan yani bir steady state bir şey değil. Tam da başta anlattığın gibi aslında gereksinime göre salgılanması gereken bir şey. Gerçek bir stres kaynağı varsa öyle ya işte sokağa çıktın dolaşıyorsun. İri mi bir köpek son derece tehditkar bir şekilde karşında dişlerini gösterip havlamaya başladı. Yahu işte bu gerçek bir stres. Bu stresle başa çıkabilmek için organizmanın savunma sisteminin derhal devreye girmesi lazım. Kortizol burada çok önemli. Yani o hipotalamustan anterior hipofize, oradan sürenal beze birbiri ardına bir takım sinyaller göndermeli. Bu sinyaller sistemine şimdi artık nörotransmitter değil de hormon diyoruz. Ki kortizol salgılansın, kalp hızı artsın, kan basıncı artsın ve
savunma mekanizmaların devreye girebilsin. Gerçek tehdit edici durumlar karşısında bunun olması lazım. Aynı zamanda kortizol salgılanmasının bir saatlik ritmi de var. Hani ışıkla olan ritimlere sirkadyan ritimler diyoruz. Ama bazıları sirkadyan ritimden daha hızlı ritimler. Bu ritimlerde söz konusu bir şey, örneğin bir hormon, örneğin kortizolün salgılanması artıyor ve azalıyor. Yani böyle bir waxing and waning, dalgalanan bir şekilde gidiyor. Bu da organizma için fizyolojik bir şey. Ama eğer patolojik bir kronik stres algısı varsa bir insan bireyinin, muhtemelen hayvanlarda yok böyle bir şey. Şempanzelerde yok böyle bir şey. Fakat insan toplulukları, öyle ya, buna nöroz diyoruz. Nöroz denilen durumlarla nörobilimden çok daha iyi uğraşan başka bir disiplin var. Mesela psikanaliz gibi. Hiç yoktan stres var ediyor o tür. Kortizol de sürekli yüksek olduğunda aslında gerçek ürkütücü uyarana karşı defansif olan mekanizmalar artık defansif olmanın ötesine geçip zarar verici hale gelmeye başlıyorlar. Yani kortizolün beyindeki aktivitesi, normal ve patofizyolojik aktivitesi ne kadar çok iyi anlaşılmıştırdan çok emin değilim. Bu benim doğrudan alanım değil. Olmalıydı aslında diye düşünüyorum. Bugünkü sorunuzu okuyunca gördüm. Niye ben bunu daha önce daha iyi düşünmedim diye de kendi kendime meraklandım. Aslında yüksek kortizol seviyeleriyle benim primer alanım olan örneğin Alzheimer hastalığı arasında bir ilişki var. Ama ben merak edip de çok fazla düşünmemişim bunu şimdiye kadar. Depresyonla var, elbette ki anksiyeteyle var ve bu yüksek kortizol düzeyleri belli bir noktadan sonra özellikle belleğin yer aldığı beynin limbik sistem denilen yapılarındaki temel bölgeleri hasarlamaya başlıyorlar, hipokampus gibi, amigdala gibi. Daha da fazla bir şey diyebilir miyim bilmiyorum çocuklar, ama mesela hastalık olarak kortizol seviyelerinin sürekli yüksek olduğu durumlar var. Mesela bir tanesine Cushing hastalığı diyoruz. Burada sürrenal bezi, böbrek üstü bezi sürekli yüksek kortizol üretiyor. Cushing hastaları evet depresyona daha yatkınlar ve kognitif bozukluklara daha yatkınlar. Hani dolayısıyla stresi kronikleştirmemek, evet beyindeki zihinsel, kognitif ve afektif işlevler için kritik yapıları korumak için de önemli gibi görünüyor. Oldu mu Dilara? Başka bir şey sormak ister misin? Şurası olmadı diyebilirsin rahatlıkla. Yok hocam, bizim için gayet yeterli bir cevaptı. Teşekkür ediyoruz. 7. sorumuz, sizin de bildiğiniz gibi HM vakasında hipokampüsün görevini ve kısa uzun süreli hafızayı anlayabiliyoruz. Peki sorumuz şu, hipokampüs içerisinde korteksi gidecek bilgiler ile kısa süreli hafızada kalacak bilgilerin ayrımı nasıl yapılmaktadır? Evet, yani HM çok bizim alanımızda devrim yaratmış bir tek vakadır. Hani tek vakalarda ilgilenmeyi genç arkadaşlarıma daima itelemeye çalışırım. Sanki modern bilim yapma çok büyük sayıda
vakayı bir araya getirip istatistik olarak karşılaştırma gibi görünür. Oysa ki bizim alanımızdaki devrimler daima tek tek vakalarla olmuştur. Örneğin 1860'ta Paul Broca, Monsieur Tintin vakasını, ki Monsieur Tintin'in yıllar sonra, 150 yıl sonra adının Paul olduğunu öğrendik. Beynindeki sol hemisfer hasarı sonrasında bütün konuşması tan ve tan hecelerinin sınırlı kaldığı için 150 yıl boyunca Monsieur Tintin olarak bilinmiştir. Monsieur Tintin'i bildirir Paul Broca ve kendi adıyla anılacak olan Broca alanı ortaya çıkar 1860'larda. HM de öyle bir vaka. HM'e kadar beyinde belleğin, ha şu anda HM'in adını biliyor musunuz? Onu da öğrendik. Nihayet bu bildirilmiş vakalar özellikle öldükten bir zaman geçince artık deklasifiye edilebilirler. O zamana kadar etik problem var çünkü. HM'in artık Henry Molaison olduğunu biliyoruz. 2007'de mi 2008'de mi ne öldü Henry Molaison? O durumuyla yaklaşık 50 küsur yıl yaşadıktan sonra bir epilepsi vakasıydı. Beyin cerrahları çoklukla küçük ve büyük dağları kendileri yarattığını düşünen yarı tanrılardır bu dünya yüzünde. Dolayısıyla çok cesur girişimler yaparlar. Scoville de bir beyin cerrahıydı ve çok zamanına göre çok cesur bir girişim yapıp bu epilepsisi bir türlü durdurulamayan HM'in, Henry'nin iki yanlı hipokampuslarını, amigdalalarını da bir bölümüyle birlikte çıkardı. Başarılı oldu. Epilepsisi bitti Henry'nin. Ama artık hiç bir şey öğrenemez hale geldi. Hiç yeni bir bilgi kaydedemez hale geldi. Bize çok şey öğretti. Ama muhtemelen hani çok da çekti. Scoville günümüzde pratik yapan bir nöroşirjen olsaydı muhtemelen hakkında dava açılırdı malpraktisten falan. HM sayesinde aslında otobiyografik bilgilerin, yani kişinin bir birinci tekil şahıs olarak ifade edebileceği anıların diğer bütün anı parçalarıyla birlikte ayrılabildiğini gördük. Yani HM ...1956 yılında bu operasyondan geçti. İkinci Dünya Savaşı'nın bittiğini bilmiyordu. Çünkü geriye doğru anıları 1943 yılında falan bitiyordu. Ve hiç yeni bir şey öğrenmedi. Hayatını nasıl kazandı? Basit işler yaparak kazandı. Örneğin bir ambalaj fabrikasına girdi. O ambalaj fabrikasındaki performansı giderek arttı. Ve iş arkadaşları kadar başarılı ambalaj yapabilir hale geldi. Tek bir farkla HM her sabah o fabrikaya gittiğinde o fabrikaya ilk kez gittiğini ve ilk kez adım attığını düşünüyordu. Başka? HM'e telefon numaranızı öğretebilirdiniz örneğin. Yani söyle bakayım Dilara telefon numaranı. 536. HM'e söyler gibi söyle. Tabii. 536-950-0842. Güzel. HM bunu işitip kalem kağıdıyla not defterine not edebilirdi. Ama not etmesine izin vermeden, ya Henry ondan geriye doğru birer birer sayar mısın lütfen? Dersen bir şey kalmaz. Nitekim ilk Kanada'da McGill'de daha sonra da MIT'de uzun uzun izlendi.
O sırada onu yıllar boyunca izleyecek olan Susan Corkin önce şeydeydi, önce Montreal'deydi, daha sonra Boston'a geldi, MIT'ye. Ve neredeyse 30-35 yıl birlikte çalıştılar. Fakat her seferinde, görüştüklerinde Susan Corkin'le yeniden tanıştı. Yeniden el sıkıştı. Susan Corkin ona her seferinde şu anda neredeyiz dediğinde bir cevap veremedi. Sadece bir keresinin dışında. Susan Corkin'in odasındalar yine. Henry, where are we diye soruyor. In MIT diye cevap veriyor. Ve Susan Corkin'in şapkası uçuyor. Bu nasıl oldu diye. Çünkü Susan Corkin'in ofisinin koridora bakan bir camları da var. Koridordan üzerlerinde MIT yazan sweatshirtleriyle öğrenciler geçiyor. Hoş değil mi? Yani genel entelektüel kapasite bozulmuş değil. Sadece bellek kaybı bozulmuş ve Henry Molaison'un son derece esprili bir insan olduğu da anlatılır. Peki şimdi sorun neydi? Kısa süreli bellek. Demek ki hipokampus bağımlı bir bellek değil. Buna çalışma belleği diyoruz. Yani sen bana telefonunu söylediğinde beni distrakte eden başka bir dış öğren yoksa ben bana söylediğin o 7 unsurlu numarayı o anda tutabilirim. Bir yere yazana kadar. Ama araya bir distraksiyon girerse o zaman hipokampusa ihtiyacım var. Hipokampusumun sağlam olması lazım. İşte. İkinci kısmı neydi? Uzun süreli bellek hipokampus tarafından oluşturulduğunda, evet bu hipokampusta depolanan bir şey değil. Neokortekste paylaşılan bir ağ yapısı. Bu ağ yapısındaki vektörlerin sağlam olması lazım ki ben bunu doğru hatırlayayım. Genellikle episodik belleğimiz oldukça kompleks bağlamlardan oluşuyor. Bunun içinde zaman var, mekan var ve bu zaman ve mekan içindeki unsurlar var. Yani şimdiki karşılıklı sohbetimizi düşünün. Şu anda 41 kişi görünüyorsunuz. Yani bunu ezberlemeye çalışalım. Bu 41 kişi kimdi? Bu bağlama oluşturan unsurlar bunlar. Bu konuşmayı ne zaman yaptık? 3 Nisan 2021'de yaptık. Nerede yaptık? Evlerimizde yaptık. İşte bu zaman, mekan ve unsurlardan oluşan episodu hiçbir zaman mükemmel olarak bağlayamayacağız. İlla ki bir kısmı gidecek. Bundan bir yıl sonra hatırlamaya çalıştığımızda. Muhtemelen 41 kişinin önemli bir bölümü gidecek. Ya ben Şule ve Dilara'yı hatırlayacağım karşılıklı konuştuğumuz için muhtemelen. Sizin yanınızda kim var? Elif Saruhan var, Nail var. Onları unutacağım herhalde. Eğer bu konuşmanın sonunda karşılıklı bir konuşma fırsatımız da olmazsa. 3 Nisan 2021. Ulan 2021 herhalde. Ya Nisan ayıydı galiba diyeceğim ama 3 Nisan'ı da muhtemelen unutacağım gibi. Antonio Damasio buna time-locked multi-regional retroactivation diyor çocuklar. Zamana kilitli, çok bölgeli retroaktivasyon. Yani bu episodu şu anda hipokampusumuza doğru itiyoruz. Bu yaşantı parçası bir anı olsun diye. Sonunda bu konuşma bittiğinde bir vektörel konfigürasyon algısal kortekslerimizden hipokampusumuza doğru oluşacak. Daha sonra bunu ne kadar sadık hatırlayacağımız, işte bu kez hipokampusumuzdan geriye doğru aynı vektörel konfigürasyon ne kadar sadakatle yaratılırsa o kadar olacak. Bu hiçbir zaman da mükemmel sadakatle yaratılamayacak tabii ki, buna gerek yok. Devamla. Hocam teşekkür ederiz cevabınız için. Gerçekten ilginç bir vaka.
Sıradaki sorumuz, beynimiz gerçek olan ile olası olanı nasıl birbirinden ayırt etmekte? Ses çok az geliyor, şikayeti var. Beni duyabiliyor musunuz? Hocam biz iyi duyuyoruz. Peki. Tam anlamadım Dilara. Olası olan ne demek? Yani geleceğe yönelik bir planlama mı, bir fantazi mi? Yoksa Evet, gerçek olmayan bir algı biçimi, halüsinasyon gibi. Gerçek olmayan bir algı diyebiliriz. Ayırt edemeyebiliyor. Halüsinasyon durumunda, gerçek olmayan algı durumunda öyle ya, psikotik hastalar gerçeklik testlerini de yitirdikleri için halüsine ettikleri algının gerçek olduklarını düşünüyorlar. Bu işte o içgörü denilen yeteneğin korunmasıyla farklılaşıyor. Öyle hastalıklar var ki, örneğin Parkinson hastalığında da biriken o protein yapılarının demansa neden olduğu durumda, Lewy demansı diyoruz buna. Hastalar erken dönemde içgörülerini koruyabiliyorlar. Çok renkli olmayan algıları örneğin ne yapıyorlar? Bir defans mekanizmaları da var. Bunlar genellikle görsel halüsinasyonlar. Gidiyorlar parmaklarıyla dokunuyorlar. Parmaklarıyla o algıya dokunur dokunmaz o algı prof diye patlıyor. Ve korunmuş oluyorlar. Hani benim bunlar tehdit edici olabilir fakat sevimli de olabilir. Benim rahmetli kayınpederim uzun yıllar kızımı bu şekilde halüsine etti. Bunun bir halüsinasyon olduğunu çok farkındaydı ama çok severek yaşadı halüsinasyonlarını kızımı gördüğü için. Ama benden fantazi konuşmamı istiyorsanız o topyekun başka bir şey. Fantazi patolojik bir şey değil çünkü. Yani insanın özneleşmesinin kaderi nörobilimcilerden çok psikanalistler daha iyi ifade eder hatta bunu. Devam edelim mi? Tabii hocam. Son sorumuza geçelim isterseniz. Nörobilim hakkında bir sürü kaynağı rastlamaktayız. Bizim seviyemize uygun, biraz daha temelden bize önerebileceğiniz kaynaklar var mıdır? Kaç kitap tavsiyesinde bulunabilir misiniz? Kuşkusuz Eric Kandel'in Principles of Neuroscience. Artık 5. edisyonuna geldi. Sözde de ekip olarak tümünü de Türkçe'ye çevirdik ama bir türlü nihai edisyondan geçirmeyi başaramadığımız için bu özellikle de benim de kabahatim tabii ki. Bu Türkçe baskısını yazamadık. O da modası geçti. Yakında 6. baskısı da çıkacaktır eminim. Her 5 yılda bir çıkar. 2015-2016'dır. Ve düşünün ki bizim doktora programımızda da temel ders kitabıdır hala. Daha basitleştirmenin alemi yok. Aranızdan çok meraklı olanlar Eric Kandel'i okumaya çalışsınlar. Principles of Neuroscience. Bir sürü kitap daha söylenebilir ama hani düşünün ki Eric Kandel bir Nobel'in bir nörobilimciden söz ediyor. Biz de ekip olarak çok alışığız buna. Belki günün birinde büyüyüp neuroscience doktorası yapmak, master yapmak isteyenler olursa aranızda gelip ben emekli olmuş olacağım o zaman herhalde ama yine benim yetiştirdiğim akademisyenlerden ders alacaksınız. Böylece çakmadan geçmek mümkün olur hazırlıklarla. Sorularımız bu kadardı. Umarım sorularımızı beğenmişsinizdir ve aynı zamanda keyif de almışsınızdır. Biz çok sevdik. Son derece keyif aldım. Son derece keyif aldım. Ne diyeyim? I am proud of you. Hepinize gurur duydum hatta. Keşke bu genç kuşak daha genişleyebilse. Keşke. Çok teşekkür ederiz hocam. Hem tek
vaktinizi kabul ettiğiniz için hem de vaktinizi ayırdığınız için. Burada sonlandırıyoruz. Her zaman. Namaste. Görüşürüz o zaman.